Mehmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Yepyeni ve capcanlı bir programda karşınızdayız. Bu akşam çok sıkı bir konuğumuz var. On parmakta on marifet diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bakalım belki onun da üstüne çıkacağız. Notlarımı şimdi böyle bir göz ucuyla baktığımda fark ediyorum. Ama çok samimi bir akşam olacak. Çok samimi bir ısıtacak bir program olacak. Bol bol spor konuşacağız ama tabii onun yanında başka şeyler de var. Ahmet, kim var bu akşam konuğumuz? Kaan Kural. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Bir kere çok güler yüzlü bir sohbet olacak. Evet. Kaan'ın gözlerinden ışık fışkırıyor. Evet evet. Her zamanki hali. Sağ olun. burada olmaktan ben de çok mutluyum. Biraz ondandır. Harika. Çok sağ ol, harika. Çok teşekkürler. Hemen her zaman yaptığımız gibi bir kısaca bir gençlik yıllarından, yani hala genceciksin de. bir ufaklık çocukluktan başlayalım, eğitimden başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi sonra başka sulara yöneleceğiz. 1974 Ankara doğumluyum ben. 12 yaşına kadar Ankara'da yaşadım. Ankara Koleji'ni bitirdim ilkokulda. İlkokuldan sonra Robert Koleji kazandım ve yatılı olarak İstanbul'a geldim. 7 sene Robert Koleji'de ortaokul ve liseyi okuduktan sonra da Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ettim. Oradan mezun oldum. Mezun olduğumdan beri de yani bütün eğitim hayatım temelde bu. Ondan beri de aslında hani biraz tesadüfi bir şekilde bir medyaya girdim ve o günden bugüne de medyayım. Yani aslında uluslararası şiir okuduktan sonra spor medyasına giriş bayağı ilginç oldu ama böyle bir hayat. Yatılı okumanın tabii çok bende büyük etkisi vardır yani. Yani basketbol olan ilgide de çok büyük etkisi var. Yatılı okuduğum için Robert Koleji bir Amerikan okulu olduğu için Amerikan sporlarına çok daha fazla ilgi duyma ve takip etme ve yapma şansı buldum. Hmm. Hani başka türlü bir eğitim hayatım olsa başka yönlere gider miydim? Muhtemelen gidebilirdim. Daha doğrusu bu kapı hiç açılmayabilirdi ama hani tabii herkesin hayatında eğitimi, gençliği, çocukluğunun etkisi çok 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 büyüktür. Benim kariyerimde ana belirleyici oldu. Çünkü hani başka bir yoldan buraya girebileceğimi hiç zannetmiyorum. Yani bu tamamen biraz inanılmaz bir denk gelme herhalde. Çok güzel. Peki ama şunu anlıyorum, Robert'ten sonra uluslararası Boğaziçi'ne girmen mi? Hani bir isteyerek girdin. İsteyerek girdim de hani bunlar çok istemeyerek girilmeyecek bölümler yani, değil. Çünkü ya onu söyleyecektim ben de. Hani Robert Koleji, Boğaziçi, hoş geldin, seni de alalım buraya değil yani. Bunlar çok büyük başarı isteyen okullar. Çok ya, büyük çalışma ve disiplin isteyen okullar yani. Şöyle genelde disiplinli biriyimdir. Yani en azından iş anlamında, her anlamda olmasa da yaptığım iş veya hedeflediğim nokta konusunda oldukça disiplinli çalıştığımı söyleyebilirim. Yani sonuçta ilkokul 5'teki bir çocuk ne kadar hani bilinçli ve şuurlu olabilir ki? Bahsettiğimiz yıl 1985. Hani bugün 10-11 yaşındaki çocukların hepsi çok daha işte Robert Koleji ya da hedeflerini biliyorlar ama bizim o zamanlar ben yani Robert Koleji'nin adını sadece annem söylediği için duymuştum. Ama hani bir hedef doğrultusunda çalışıp yani biraz da tabii her şeyin içinde biraz da şans da var. Kazandıktan sonra hani 18 yaşıma gelip üniversite seçmeye geldiğimde de hani çok aşırı bilinçli olduğumu, çok aşırı şuurlu olduğumu çok da iddia edemeyeceğim. Hani üniversite, yani liseden sonra üniversite sınavına girerken bizim zamanımızda işte TM'ciler ne yazıyor? İşte işletme iktisat uluslararası yazıyor. Biz de işletme iktisat uluslararası yazalım diye girmiştik. Yani evet, belli bir hedefleme, belli bir hayat haritası demeyelim de en azından bir yönü vardı. Ama hani aşırı da ya ben de dışişlerini çok istiyorum, işte uluslararası ilişkiler okumak istiyorum diye dememiştim. Gerçi şöyle girdikten sonra, daha doğrusu girerken de biraz biliyordum ve hani kazandığım zaman oldukça sevinmiştim. Okurken de gördüm ki yani gerçekten doğru yere de girmişim aslında. Yani çok da memnundum. Yani bugün bir spor yazarı olmaktan, bir medya insanı olmaktan çok memnunum ve çok tatmin ediyor olsa da ben eminim dışişleri de benim için çok uygun bir meslek olurdu. Yani o zaman çok çok severek mezun olmuştum ve dışişlerine girmeyi de çok planlıyordum zaten mezun olduğum sırada. O güzel, evet. Yani tamamen bilinçli seçimler. Keşke bütün spor yazarları bu kadar eğitimle gidip de buraya öyle gelsin. Keşke, evet. Türkiye'de sporda başka bir yerde olurdu belki. Evet, spor bu sefer kavga ortamı olmaktan çıkardı. Başka bir evet, oralara geleceğiz. Spor ortamı. O derin sulara geleceğiz. Peki lise, üniversite
yıllarında sporla aran nasıl? Yani biraz bahsettin Robert de, o hani o bubble'ı falan hatırlarsın sen. Tabii senin zamanında değil mi? Ben bubble'da ne kadar yağmur temizledim biliyor musunuz? Asfalt haline. Şimdi bu da bir değişti biraz bubble. Ben hatta benim girdiğim sene ortadaki iki tane saha duruyordu. Yani şu anda Suna Kıraçoğlu olan ve işte yani tiyatro ve spor salonu olan yerler aslında normal futbol zaten. Ben ilk girdiğim zaman ikinci senedir ben o inşaatlar başlamıştı. Yani ben o inşaatlar sırasında oradaydım. En eski hallerini hatırlıyorum yani. Ya şöyle tabii Robert Kolej'in çok büyük bir avantajı var. Hani spor yapmak için inanılmaz bir şekilde imkan, teşvik ve ortam var. Ele yatılı okuyorsan yani spor yapmamak için özel bir çaba göstermek yani doğru, gerekiyor. Doğru, yani. doğru. Ve ben hani çok severek yaptım. Basketbol takımına girdim. Sadece basketbol da değil. Mesela ben orada yani profesyonel ya da çok organize olduğunu ne kadar iddia edebilirim bilmiyorum ama hani profesyonel ekipmanlarla okçuluk da yaptım. Güreş hocasıyla bir dönem güreş yaptık. Güreş hocamız vardı. Atletizm yaptım. Disk attım mesela orada. Disk attım, gülle attım. Futbolu sadece amatör olarak oynadım ama 6 senede basketbol takımındaydım. 5 sene basketbol takımının kaptanlığını da yaptım orada. Ve sürekli de yani normal antrenmana gider sonra yatakhaneye girmeden önce kendi aramızda da oynardık. Deli gibi masa tenisi oynardık yatakhanede. Çok severdim. Ahmet bayılır masa tenisi. Masa tenisi dedim abi, bir anda böyle dikildim. Yatakhanenin en büyük, şimdi yatakhane bir bina ve kapısı kapandığı zaman spor imkanlarının %90'ından uzaklaşıyorsun doğal olarak. Tabii ki. Ama yatakhanenin içinde masa tenisi şeyi olduğu için, odası olduğu için deli gibi masa tenisi oynardık. Ya süper. Bu okul yıllarında oynanan spor öyle bir şeydir ki, ben de şimdi basketbol oynadığım zamanları hatırlıyorum. Sahada kalırdık. Bir maç biter, bir maç daha başlar. Bir maç biter, 3 maç üst üste oynadığımı hatırlarım. Yani sonra artık baygınlık geçiriyorsun falan o halde. Tabii ama, eve dönersin leş ama, gibi tabii. Tabii o leşlik falan ayrı bir şey ama yani o nasıl bir adrenalin ki, bir takım gidiyor, bir takım gidiyor. Tam gideceksin, hadi diyorlar bir kişi eksik, bir takım daha kuruyorsun, hadi gel falan. Ve bitmiş haldeyken bir daha bir maça falan başlıyorsun. O aynen şu anda gözümün önünde onlar geldi. Ya tabii Robert Kolej'in avantajı, biz arkadaşlarla işte aşağıda futbol oynuyoruz. Oradan çıkıyoruz. İki kişi mesela tenis oynuyor. Ben mesela Robert Kolej'de tenis imkanı da yok. Ben tenis oynamadım ama çok yani sadece hani çok kısa ve eğlencesine dışında. İşte oradan gidiyor basket oynayanlar ayrılıyor. Bir basket maçı yapıyorlar. Sonra buluşup masa tenisi oynanıyor 2-2 ya da karşı taraflarda falan. Yani öyle ya keşke o kadar herkesin imkanı olabilse. Tabii. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Robert Kolej'in bir uzantısı gibi organize edildiği için en büyük avantajı büyük kampüs okullarında öğrenciye bu hizmet de dememek lazım bunu. İmkan tanınıyor tabii. Evet evet. Ya bu çok kıymetli bir şey. Maalesef evet. Yani ya çünkü tek çık okulda. O yaştaki gençlerin zaten o enerjiyi tüketmek için. Ve yani o imkanları olsa eminim %80-90'ı tabii ki herkesin ilgisi o daha farklı olabilir ama %70-80'inin çok ciddi zamanı buralara ve enerjisini buralara vereceğinden hiç şüphe yok yani. Hani dünyadaki örnekleri ortada. Doğru, doğru. Evet, o konulara geleceğiz. Hemen bir parça arası verelim. Yoksa istersen. Hiçbir tanemiz Kaan hepimizden daha antrenmanlı susturamaz. Yok, yok kesin tabii canım. Yani biraz biraz öyle bir halim var maalesef. Süper. Peki, You and the Night and the Music. Gelsin. Joe Chambers'tan gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Bir soluk alalım.
İyi akşamlar tekrar Laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz on parmakta on marifet. Daha parmaklara geçmedik. Evet, evet, anca eğitimi yapabildik. Sevgili Kaan Kural davetlimiz ettik. Geldi. Çok güzel bir sohbet oluyor. Okulu bitirdik. Dış işleri hayaliyle başlarken bir yandan yelkenin rüzgarı başka tarafa döndü. Ne tarafa döndü? Ne tarafa döndü? Spor medyasına döndü ve hani o kadar ilginç tesadüf ve açıkçası aslında biraz da hani Türkiye'nin o anki koşullarıyla ilgili bir mecburiyetten oldu. Şöyle, ben o zamanlar tabii Robert Kolej'in imkanları sayesinde aynı zamanda oraya işte uydudan Amerikan ligi, bahsettiğim yıllar 90-91, yani üniversiteye girdiğimde 92'de girdim üniversiteye, 92'de mezun oldum. O zamanlar tabii şimdiki gibi istediğiniz internet başlayan, öncesi. Tabii tabii internet öncesi çağlar. Ya yani internetin başlangıçta işte BBS'ler falan 94 yani tabii zaten. İlk internetin emekleme çağı 96-97 İstanbul'da. Doğru. Türkiye'de. Ben tam 96'da üniversiteden mezun oldum. Bundan önce oluyor bu. İşte Robert Kolej'de Amerikan dergileri, gazetelerinden falan ve oraya gelen video kasetlerden, uydu görüntülerinden NBA maçlarını da izliyorum. Hani ayma oynuyorum basketbol, hem de çok keyifli de izliyorum. Ve Türkiye'de herhalde NBA'yi, yani Amerikan Basketbol Ligi'ni takip edebilen, düzgün takip edebilen son derece sayılı insan vardır. Yani orada belli bağları olmadığı sürece çok sınırlı yani. Çünkü öyle bir iletişim yok. Üniversite sırasında da spor kulübünün bir tane broşürü vardı. Yani spor kulübü broşürü. Oraya da NBA ile ilgili kafama göre şey yazıyorum. Yani burada şu anda milletin işte Twitter'a falan yazdığı gibi fikirlerimi yazıyorum. Hani gerçekten çok ağırlığı olan şeyler falan da değil. Tam bu sırada yani öyle bir zamanlama ki yani 3 ay sonra veya 3 ay önce olsa olmayacak. Ben tam mezun oldum 96 Haziran ayı gibi. O yaz işte ne yapacağım? Dışişleri sınavı Eylül'deydi. Hiç unutmuyorum. Eylül'de Ankara'ya gideceğim. Sen Ankaralıyım ben bu arada. O yüzden de bir başka cazibesi var. Ağustos Eylül. Arada var. İki ay yani Eylül'de, evet, gidene kadar. Önce İstanbul'da da bir tane bankanın sınavına girmiştim. Yani sonuçta bir bankaydı. Hani deneyim ne olsun olur. Ama Eylül'ü bekliyorum. Tam bu sırada Temmuz ayı sırasında Fast Break Basketbol dergisi, ki aynı zamanda benim bir okuru olduğum dergi. Yani her hafta alıyordum düzgün. Her ay düzgün düzenli alıyor ve çok da seviyordum. Sabah grubuna geçti, Reebok grubundan. Ve sabah grubu bir ekip kurmaya karar vermiş. Fakat işte o zamanlar Yiğit Aroğlu vardı. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin spor müdürüydü. Ona söylemişler yani, o basketbolla çok ilgili diye. Ya bir ekip kursana bunu diye. Şimdi ekip kurmak kolay da Türkiye'de NBA, yani çünkü derginin önemli kısmı da NBA olmak zorunda. Türkiye'de NBA'yi takip edecek insan sayısı o kadar az ki Yiğit Aroğlu bulamamış kimseyi. Bu da aslında hani benim bir şansım. Aslında Türkiye'deki o zaman için en azından insan kaynağının ne kadar sınırlı olduğunu benim de şansımı gösteriyor. Yiğit Aroğlu da, o da Robert Kolej, Boğaziçi mezunu olduğu için o broşürden biliyor beni. Ve Spor ve Spor diye bir tane amatör dergide de bir tane yazım çıkmıştı. Benimle tanışmak istiyor. Seni buldu yani. Buldu buldu. Harika. İşte geldi tanıştı. İşte Robert Kolej'di, Boğaziçi. İyi ya, senden iyisini bulacağız. Gel yazı işleri müdürü ol dedi. Ben aynen şöyle. Ya Yiğit abi çok naziksin de yazı işleri müdürü ne iş yapar ben onu bile bilmiyorum. Yani senin bana teklif ettiği işin ne olduğunu bile bilmiyorum ben. O da şey demişti. Ya 3 ay sürünürsün sonra senden iyisini mi bulacağız dedi. Şimdi doğruya doğru çok iyi bir para teklif ettiler o zamanki şartlar için. Çünkü yazı işleri müdürü oldu. Derginin başına geçeceğim. Tabii, tabii. Daha 22 yaşındayım. Ben hiç deneyim yok. Ben de şey dedim. Yani ne olacak? En fazla 3-4 ay sonra beceremiyorsun diye kovarlar yani. Yani ben de bir derece denemiş olurum. Zaten Eylül'de sınava gireceğim. Sınavın sonucu belli değil. En azından belki bir sene giderse bir seneye girelim. Ne olacak ki? Acelem yok diye. Giriş o giriş. Evet. Ya bazı şeyler tesadüfen oluyor diye düşünmüyorum ben. Her şey, her şeyi çekiyor. Bu böyle bir şey yani. Sistem böyle çalışıyor. Sen bir şey hayal ediyorsun ve o seni geliyor, buluyor, çekiyor işte. Tesadüfen beni buldu, yolda gidiyordum da işte böyle bir... Hayır, değil, öyle bir şey yok aslında. İnsan istediği şeyleri hep istedikçe, ben hep öyle inanırım, evren de sana bunları getirip önüne sunuyor. Şansın var. Mutlaka, evet, mutlaka, şans. Evet. İstemezsen şans olmuyor. Olmuyor tabii. Bu bir Las fikrası vardır. Benim çok hoşuma gider. Demiş ki Allah'ım demiş, bu piyango bana hiç çıkmıyor demiş. Yukarıdan ses gelmiş. Ulan demiş, hiç almıyorsun ki zaten. Doğru. Artı şey var. Yani şans ve fırsat gelirim, onu değerlendirebiliyor musunuz? Yani ben eğer bu işi başarılı olamasaydım, yani en azından belli bir minimum standartı tutturamasaydım da zaten bu sektörde kalamazdım. Doğru. İşte bu işi sevmekle de alakalı. Tabii, tabii, ve tabii, buna karşı inanılmaz sevgim var, ilgim var, merak var, tabii, falan. Tabii. Bütün bunlar. Kesin. Başarı böyle bir şey zaten. Öyle, öyle oluyor. Öyle. İyi. Ama medya sektörüne, özellikle spor medya sektörüne girince artık benim yerim burası dedin herhalde ki bunca yıldır bu işte devam, vallahi, ediyor. Yani dışişleri bitti o hedef.
Aynen öyle dedim. Çünkü ya zaten ben atıyorum hani başka çok sevdiğim bir işte olabilirdim ama o işten arta kalan zamanımın çok ciddi bir bölümünü basketbol izlemeye ayıracaktım zaten. Evet, evet. Şimdi o basketbol izlemeye zamanı ayırıp onu bir de inşallah yapayım. Güzel. Tabii, şimdi evet. Bu Kaan'la, sevgili Kaan'la ilk defa yüz yüze geldik, burada tanıştık. Fakat öyle bir sevgiyle ve öyle bir enerjiyle bu işini yapıyor ki ben bugüne kadar kendisiyle ilk defa karşılaşmama rağmen senelerdir de dinliyorum. Ve büyük bir keyif alarak dinliyorum. Basketbolun görsel şölen olmaktan çıkıp başka bir boyuta, tabii, başka tabii. Insanlara sevdirecek hale getiriyor bütün şeyleri. İşte kıymetli olan da o aslında tabii ki. Evet. Yani sadece yorumculuk değil, çünkü hakikaten hani seni izlediğinde yani hiç hayatında basketbol izlememiş veya dinlememiş biri yani basketbola aşık olabilecek gibi anlatıyorsun bu işi. Ya ben sonuçta daha mühendis kapalı olmama rağmen genel hayata bakış olarak ben niye seviyorum? Beni ne çekiyor? Beni ne mutlu ediyor izlerken? Bunu bir şekilde damıtmaya, gördüğüm kadarıyla onu damıtıp vermeye çalışıyorum. Elimden geliyorsa o. Çünkü yani kazanıyorlar, kaybediyorlar, çok değerli, çok etkileyici şeyler zaten oluyor ama ne bileyim bir tane işte iki tane kardeşin hikayesinin oraya yansıması, kardeşler karşı karşıya oynarken bir formanın hikayesi, yani oyunun içindeki bilgelikler, sürprizler, hayata dair detaylar, süre gelen hikayeler, geçmişten gelen geleceğe giden hikayeler, bunlar bana diğer yani sporun kendi rekabetçi aksiyonunun yanı sıra ekstra keyifler veriyor ve ben bunları aktarmayı da çok seviyorum. Evet, paylaşmayı işte, da çok seviyorum. Farkı yaratan da bunlar oluyor. Yani o arkasında neler oluyor, o sahada dönen şeylerin arkasında neler var, onları anlamak, hissetmek tabii ki çok çok daha hoş bir hale, keyifli bir hale getiriyor sporu. Kaan'ın hikayeleriyle çok iyi besleniyoruz. Aynen. Biraz da vitamin alalım mı? Alalım, alalım, alalım. Evet. Güzel böyle bir eski krautrock parçasının caz versiyonu. Nesrin'den geliyor. Vitamin C. Dinliyoruz. Gelsin bakalım. Had daddy got a big airplane, mommy holds all the family cash, a beautiful rose is standing at the corner, she is leaving in and out of a tune. Hey you, the press machine is on her body while she's stepping on a quicksand. A beautiful rose is standing at the corner. She is leaving in and out of a tune. You're losing, you're losing, you're losing your
Sevgili dinleyiciler, şahane bir program bu akşam. Sevgili Kaan Kural konuğumuz, eğitim dedik, medya sektörüne, spor medyası sektörüne giriş dedik. Tabii biz aralığı da kendi aramızda söyleşirken hemen aklımıza bizim de çocukluğumuzun, gençliğimizin, yani benim çocukluğumun, Ahmet'in gençliğinin diyeyim. Benim genç kızlığıma geldi, evet. Benim de çocukluğum oluyor. Ve yani... Biz şöyle Ahmet'le dedik, hani Türk insanına basketbolu sevdiren dizi Beyaz Gölge dedik, ama sen dedin ki aslında bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok büyük etkisi olan bir diziydi. Kesinlikle. Evet, ve Amerika Birleşik Devletleri dair, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hani kültüründe çok önemli bir şey basketbol, ama global anlamda hep şey derler. Bir Barcelona olimpiyatlarına işte profesyonel oyuncuların, Michael Jordan'ların falan gidip orada diğer ülkelerle mücadele etmesi büyük bir dalga ve heyecan yaratmıştır ve büyük bir etki yaratmıştır global anlamda. Bir de Beyaz Gölge ve tüm dünya için geçerli. Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Çok popüler ve çok ki o zaman tabii televizyon kanallarının sayısının da az olması itibariyle çok kişiye ulaşması, Türkiye'de tek kanallar tabii o dönem, ama dünyanın genelinde de çok fazla alternatif olmaması ve o zamanın en popüler dizilerinden biri olması gençler arasında özellikle inanılmaz bir basketbol cazibesi. Çünkü o bir lise takımının hikayesini, evet, anlatır. Çok da güzel bir dizidir. İnsan ilişkileri çok fazla. İnsan ilişkileri tabii, çok önemli. Tabii tabii. Yani herkes Salami'dir, Kuliç'tir, Koç Reeves'dir bilirdi yani. Evet, onlarla yatıp kalkardık. Evet, tabii tabii. Yani hiç kaçırılmazdı. Peki bu, yani böyle şimdi hani komplo teorileri oluyor işte, Amerikalılar bazı şeyleri gazlamak için böyle filmler, diziler yapıyor falan. Öyle bir şey olabilir mi bu iş? Vallahi olabilir. Sonuçta Amerika'daki mesela hukuk dizileri çok güzeldir, ama o her zaman işte Amerikan hukukuna olan güveni tazelemek için yapıldığı söylenir. Belki vardır, ama sonuç itibariyle kaliteli bir iş yapmak da çok büyük öncelik oluyor. Yani onların asıl amacının kaliteli bir dizi yapmak, ha oradaki temayı basketbol olarak seçmesinin altında nasıl bir motivasyon veya nasıl bir yönlendirme var ona bir şey diyemem, ama çok işe yaramış ve gayet güzeldi. Tabii tabii, yok yok, yani o misyonunu şey yapmış, çünkü yani yanılıyorsam düzelt, Amerika'da basketbol o yıllarda hani şimdiki yerinde değil. Yani beyzbol veya Amerikan futboluyla hiç alakası yok, yok yani. Şöyle, beyzbol tabii Amerika'nın sporu, çok uzun süre bir numara gidiyor. Futbol devreye girdikten sonra futbol yavaş yavaş beyzbolu yakalıyor, geçiyor. Futbol bir, beyzbol iki. Sonra basketbol ve diğer birçok spor aşağılara giriyor. Basketbol yavaş yavaş yükselse de aradaki makas korkunç açık. Evet. Ya hokey bile ciddi anlamda şey. Doğru. Şey. Hokey tabii Kanada etkisiyle, evet, ve kuzey, yani güneye yerelliklerde, evet, çok tabii daha az oynanıyor. Ama o da şey, atletizm, bir sürü başka şey, spor, evet, voleybol doğru, vesaire var. Amerika basketbol yükseldikçe yükseliyor. Bunda işte şeyin de etkisi var. Basketbolun genç nesile çok daha hitap ediyor. Daha aksiyon temelli bir oyun olmasının da şeyi var. Beyzbol mesela biraz demode bir spor. Yani. Doğası geleri. Evet. Yani yeni jenerasyon için aksiyon temelli basketbol falan daha hitap ediyor. Ama beyzbol kan kaybettikçe basketbol gittikçe yükseliyor. Amerikan futbolu hala açık ara bir numara. Evet. Ama evet, basketbol şu anda net bir şekilde iki numara. İki numara. Kan futbol, yani Amerikan futbolu veya bizim yani bildiğimiz soccer'la aram nasıl? Yani son derece sınırlı soccer'la, yani futbolla özellikle. Yani Türkiye'deki futbol çünkü benim anladığım anlamda keyifleri çok fazla barındıramıyor. Ben de çok işine giremedim zaten yıllar içinde. Ama ne bileyim, İngiltere Premier Ligi'ni zaman içinde işte Arsenal'i falan severim, seyrederdim, ama ondan da çok uzaklaştım. Amerikan futbolunu bir ara bayağı seviyordum. Bana çok keyifli gelir belli açılardan. Ama son yıllarda özellikle bazı şeylere fazla konsantre oluyorum. Onu da çok takip ettim. Çok da ciddi takip etmek gerekiyor. Yani evet, yarım yamalak izleyince de o kadar keyif alamıyorum ben. Yani biraz daha kendimi vermem lazım. Ama maalesef yarım yamalak takip ediyorum Amerikan futbolunu. Ama o tarafta bir yazı veya bir yorumculuk yok, şeyi yok, yok değil mi? Sadece basketbol. Yok, yazı bir de şey de var. Yeni yüzyılda köşe yazıları var. Doğru. Öyle başladı daha doğrusu. Öyle başladı. Evet. Ha, şey, Fast Break ondan sonra. Beraber aslında. Beraber. Şöyle, aslında Fast Break önce, ama Fast Break'e girer girmez, yani 96 Ağustos muydu? Ağustos olması lazım. 96 Ağustos'ta başlar başlamaz yeni yüzyılda da
yine düşünebiliyor musunuz? 22 yaşında üniversiteden yeni çıkmış ve aslında geçmişi öyle en azından basketbol geçmişi çok kayda değer olmayan biri olarak insan kaynağı sınırından dolayı ben direkt Yeni Yüzyıl'da ki o zamanın çok değerli bir gazete köşe yazmaya da başladım. Çünkü Fast Break'te hani ilk iki sayı iyi başarılı olduktan sonra sen bunu işten anlıyorsun gel yaz dediler yani. Öyle başladı aslında. O nasıl bir, o da ciddi bir rutin ve o da emek isteyen bir şey değil mi? Doğru ama birbiriyle o kadar paralel ki yani sonuçta dergi için basketbol maçını takip ettikten sonra oradan işte geniş bir konu falan diye bir araştırma yaparken aynı zamanda izlediğim maçın sadece günlük o maça özel onun özetini de ya da işte maç hikayesini ya da maç tenkidini de gazetede yapabiliyordum. Yani aslında dergi için yaptığım araştırmasında tutacağım notları gazeteye yazmış oluyordum bir nevi. Yani. Birbiriyle çok grift işlerdi. O yüzden doğru, hani ikinci bir iş gibi görmedim hiçbir zaman onu. Süper. Şu anda yazılı basında bir şey? Yok. Uzun süredir yazılı basında. Yok. Zaten uzun süredir yazılı basında pek yok da. O da doğru. Evet. Evet. O da doğru. Uzun süredir. En son Vatan'da 2016'ya kadar Vatan'daydım. 2016'da Vatan'dan ayrıldığından beri yazılı basında Sokrates dergide yazıyorum ama Evet. Sadece evet. Köşe yani sadece dosya olarak yazıyorum. Ayda bir kere. O da çok başarılı bir girişim. Yani çok keyifli. Çok kıymetli bir, evet. bir iş. Sokrates'in yaptığı evet. Ne yapalım? Bir parça arası verelim isterseniz. Peki. Rest of the Moon geliyor. Gelsin Joe Lovano Trio'dan dinleyelim. Thank you.
laflayacağız dinleyicilere. Bu akşamki misafirimiz Kaan Kural. Atilla Aygin'in organizasyonu yaptı. Kaan güzel hikayeden anlatıyor. Ben arada ahkam kesiyorum. Şimdi tabii konuşmalardan ve konuşma şeklinden de anlaşılıyor. Kaan bir basketbol maçı anlatır gibi böyle bir makine tüfek edasıyla konuşurken biz ancak seyirci koltuğunda yavaş yavaş konulara girebiliyoruz. Ama bir rock konserine gelmiş, pardon özür dilerim, caz konserine gelmiş rock gitaristi. Süper. Şimdi arada sohbet ederken konu geçti. Hangi takımı tutuyorsun, takım tutuyor musun, tutmuyor musun diye çok güzel bir şey söyledi. İyi oynayan kazansın. Ya gerçekten öyle. Çoğu zaman bunu beni tanıyan ve yakın insanlara bile anlatmakta güçlük çeksem de çünkü çok kolay rastladığımız bir tür yaklaşım değil ama hani beni bir süre sonra tanıdıktan sonra insanlar da hani hak veriyor. Ben gerçekten herhangi bir takıma veya herhangi bir tarafa yakınsamıyorum maç içinde. Ben oyunun kendisini çok sevdiğim için ki bu basketbolda bir temel ama bütün sporlar için öyle yaklaşıyorum. O sporun en hakkını veren, en doğru şekilde ona yaklaşan, en doğru çalışmış ve eğer geçmişini biliyorsam kendisini aşmış ve takımları, oyuncuları çok çok daha fazla seviyorum ve onları yani bu taraftarlıktan evet, desteklemek varsa, gönül kayması diye bir şey varsa oluyor ve o maçtan maça bile değişebiliyor. Yani pek çok kişi ya kardeşim sen işte A takımını tutmuyor musun? Nasıl oluyordu ertesi gün B takımına? Ya maçın yarısına nasıl değişiyorsun? Evet. Ama öyle hakikaten. Ne bileyim atıyorum. Manchester City şu anda hani en zengin ve en popüler ve Evil Empire gibi gözüken takım olduğu için. Yani City mesela Watford'la oynuyorsa eğer City gerçekten çok doğru prensiplerle oynuyorsa kazanması için destekliyorum. Veya Watford'ı biliyorum onların hani birkaç haftadır oyun sistemleri değişmiş ve çok iyi bir direnç gösteriyorsa onları da destekleyebiliyorum yani. Hiç farklı spor, o konuda çok da rahatım. Çok güzel evet. Bu kıymetli bir şey yani. Fanatik olmamak en kıymetli. Çok kıymetli evet. Peki yani bu şimdi sorunun başında da söylediğin gibi hani bazı insanlara bunu anlatmak hakikaten zor. Çünkü hani bu ne eğitimle ilgili bir şey ne hani işte tecrübeyle veya biraz saygıyla bir garip bir şey çok bu. Çok ufak bir şey. Biraz kültürel evrimle çok alakalı galiba. Yani sonuçta genetik diyemem çünkü genetik bir şey değil bu. Ama kültürel evrimle alakalı. Yani bize çok küçüklükten beri izleme şekli ve bir şekilde Amerika'nın alignment dedikleri yani kendini konumlama şeyi mekanizması hep bir yerde oturtuluyor. Ben hiç onun bana oturmamış nedense ilginç bir şekilde. O evrimden geçmemişim belki de. Ama yani benim çok değer verdiğim fikirlerine, spor sevgisine çok saygı duyduğum pek çok arkadaşım yani bunu yapmadığı gibi algılamakta bile zorlandığı oluyor çoğunun. Uzun süre beni tanıdıktan sonra böyle de bir tip varmış diye biliyorlar. Şimdi o çok enteresan bir şey. Biraz programa kayda başlamadan önce konuştuk kendi aramızda. Yani bunun getirisi götürüsü çok başka. Yani sporu bir spor olarak seyretmekle bir fanatik spor taraftarı olarak izlemenin arasında çok büyük farklar var. Yani alınan keyif açısından. Yani bizde böyle ben sanki bizim taraftar böyle bir mazoşist bir yaklaşımı var gibi. Yani hani sahadaki futbolcu da bundan besleniyor veya bunun etkisinde kalıyor gibi düşünüyorum. Yani sen bu konuda neler söylemek istersin? Şöyle ben temelde ben oyuna çok aşık olduğum için oyunun mekanikleri beni çok daha büyülüyor ve o mekaniği çözmeye çalışan takımlar sporcular. Fakat genelde insanlar sırf Türkiye için geçerli. Türkiye için biraz daha fazla geçerli ama sadece Türkiye için geçerli olan bir dönemdir. Kıta Avrupa'sında çok daha geçerli bu. Genelde bir duygusal yatırım yapıyorlar spora ve sporculara veya takımlara. Ve bu duygusal yatırım zaman içinde artıyor, birikiyor ve o yatırımla birlikte ciddi anlamda bir çeşit tek taraflı aşk oluşuyor orada. Ve o bağlılık üzerinden artık spor izlenmeye başlıyor. Bir kişilik bulmak falan da onunla da alakalı. Kimlik parçası bulmak, edinmek. Evet. Ve hani o duygusal yatırımı yaptıkça yani atıyorum Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Manchester United'ı Beşiktaş'ı, ne bileyim hangi takımı takip ettikçe ona bir çünkü parayı geçtim zaman ve bir duygu ayırıyorsunuz oraya. Ve onun içinde onunla özdeşleşme var,
o duygusal yatırımdan bir karşılık bekliyorsunuz bir süre sonra, olumlu veya olumsuz. Bu tek taraflı biraz platonik aşka dönüşüyor veya bir kimlik edinmeye dönüşüyor, bir aidiyete dönüşüyor. Böyle ilişki kuruluyor genelde sporla. Ben ama genelde oyunun, işin mühendis tarafını o yüzden diyorum. Ben oyunun mekaniklerini, oyunun kendi içindeki dinamikleri yenmesinden çok daha hoşnut oluyorum. Yani benim için formanın renkleri, kişilerin isimleri hiç önemli değil. Onlar A, B ve C denekleri gibi bakıyorum ben daha çok. Kaan, hep kafamda bir soru vardır ve tabii bu sporun içinde çok daha, hepimizden çok daha fazla olduğum için ve de bu objektif görüşüne inandığım için önceden konuşmadığımız halde bu soruyu sana yansıtacağım. Futbol seyircisiyle basketbol seyircisi ve diğer işte voleybol seyircisi, bunların aralarında ben baktığımda dışarıdan çok büyük farklar görüyorum. Kültürel farklar görüyorum bir kere. Bu ne kadar doğru? Nasıl bir yaklaşım? Var mı yok mu? Doğru. Şöyle bir temelde bir şey var. Basketbol ve voleybol sonuçta bir salon sporu. Salon sporu olduğu zaman da doğal olarak temelleri de bir şekilde yapmaktan, ona tanık olmaktan geliyor. Ve maalesef Türkiye'deki salon sayısı sınırlı olduğu için, çoğu büyük şehir merkezlerinde veya özel okullarda olduğu için buna ilk tanık olan insanlar daha çok işte büyük şehirlerde, şehir merkezleri ve özel okullardan geliyorlar. Doğal olarak daha farklı bir demografik altyapıdan geliyorlar. Futbol ise öyle değil. Yani futbolu bugün boş bir arazide biz sokakta oynardık. İki tane taş koydum. Bu daha geniş kitlelerin takip edebildiği, daha büyük kitleleri tetikleyen ve doğal olarak duygu yoğunluğunun da çok daha fazla, demografik yelpazenin de çok daha geniş olduğu bir alan. Ama mesela basketbol popülerleştikçe futbol seyircisinden çok fazla farkı kalmadığı yerleri de görüyoruz. Ama salon sporu olmanın getirdiği aynı şey mesela Amerika'da Amerikan futbolu ve basketbol için de söylenir. Evet. Amerikan futbolu da çok daha rahat yapılır. Basketbol ki Amerika'nın imkanlarına rağmen yapmak için belli bir ekipman altyapısı gereklidir. O yüzden benzer şeyler Amerikan futbolu, basketbolu için de söylenir Amerikalılar için. Türkiye'de biraz daha geçerli. O demografinin yayılması, genişlemesiyle çok daha alakalı. Peki bu spor seyirciliğinde, yani işte kıta Avrupa'sı ile Amerika'yı yan yana koysak çok belirgin farklar var. Net, çok net. Bu biraz şeyle alakalı. Atlantik çok belirleyici bence. Ama mesela Güney Amerika'da daha Avrupa'ya daha yakındır. Atlantik'in bu tarafında olmasına. Amerikalılar ilk günden itibaren kanaat önderleri vasıtasıyla olayın kurgusu, işte takım sahibi, her şey çok kapitalist olduğu için orada. Oradaki takımların hiçbiri, mesela buradaki takımların çoğunun bir hikayesi var. İşte Olympiakos, Panathinaikos, biri liman işçileri, evet, temsilcisi. İşte Barcelona aslında Katalan bağımsızlığının timsalidir. Evet. Celtic Rangers, dini, kültürel binlerce motif var. Yani Inter, Roma, İtalya. Avrupa'nın 10 bin küsür, yani 5 bin küsür yıllık getirdiği bütün mücadelelerin birer yansıması spora yansıyor. Evet. Yani etnik çatışmalardan dini çatışmalara, işte sınıf çatışmalarından hepsi bir şekilde sporda yansımaları da var. Amerika öyle değil. Amerika'da profesyonel bir organizasyon olarak konuşuyorlar. Amerikalılar sporu entertainment, yani eğlence sektörünün bir parçası olarak değerlendirirler. Profesyonel takım sahipleri tarafından yönetilir Amerika'daki sporlar. İşin eğlencesi o yüzden çok daha fazla. Onlar baştan bunu eğlence üzerinden kurgulamışlar. Öyle söylemlerini öyle geliştirmişler. Gerek takımlar, gerek medya mensupları, gerek yapanlar, gerek yöneticiler, gerek teknik idareciler, hepsi öyle. Bizde ise daha doğrusu kıta Avrupa'sı için diyeyim. Bu biraz daha işte o tarihin getirdiği bütün o mücadelelerin birer yansıması olduğu için o mücadelelerin bir başka dışa vurumu, aynı zamanda içimizde yaşadığımız çekişmelerin bir arenası. Şimdi onu diyecektim aldım. Arena şeyi aynen. Tabii. Futbol sahaları ve hafta diğer aynen spor sahalarına geçiyor. Bizdeki aynen. Avrupa'daki arena kültürü. Kültürünün tabii bir yansıması tabii herhalde. Ve bir şekilde öteki tarafta arena yok çünkü. Bir de insanın en temel şiddet ihtiyacına dayanıt veren bir tarafı da var o rekabetten. Bunu ne kadar beslediğinizle alakalı. Mesela en basit örneği, bundan 30 yıl önce İngiltere'deki futbol izleme kültürüyle şu anki futbol izleme kültürü arasında dağlar kadar var. Yani İngilizler bunu nasıl rehabilite edip nereye getirdiler 30 yıl öncesine oranla? Hani holiganizm dediğimiz şey İngilizdir yani. Bu organizmin H'si kalmadı artık İngiltere'de. Doğru, evet. O da Amerika'ya yaklaştı. Tabii. Biz herhalde bu takip ettiği için birbirine. Böyle çok daha para kazanıldığını keşfettiler. Evet. Evet, işte. Bu iş böyle. Evet.
Öyle. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet. Hemen bir parça diyelim o zaman. My favorite things. Gelsin. Ne kadar ekmek o kadar köfteye benziyor. Evet, aynen. Greta Scarpite ve Aruan Ortiz'den dinliyoruz. Tekrar iyi akşamlar sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Joy Caz Radyo'da bizi dinlemektesiniz şu anda. Bu akşamki konuğumuz sevgili Kaan Kural. Keyifli bir ısıtacak bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Spor sohbeti. Spor sohbeti. Ama daha bir hayli de aslında notlarıma bakıyorum. Bir hayli de başka konuşacağımız konular var. Sporu yavaş yavaş artık kapatalım ama aklımızda hep de şöyle bir soru var. Yani bu kadar NBA ile haşır neşir olup da böyle bir enteresan, ilginç bizle paylaşmak istediğim bir anısı var mıdır? Mutlaka vardır ama. Ya çok vardır var. Da bir tanesi, evet. İki tanesi. Yani böyle evet hoş sana biz gelen. De keyifli ağzımız çok var. Tutularaksın. Ya işte 2013 NBA finallerini anlatırken, orada yerinde anlatırken işte Miami son çeyreğe çok farklı yenik girmişti ve bütün Miami seyircisi tribünleri terk etmeye başladı artık şampiyonluk gitti falan diye. Fakat inanılmaz bir görüntü, zaten çok ünlü bir maçtı. Sonra kapılara dayandılar geri girmişti ama çıktığın zaman geri giremiyorsun.
şey yapıyordu. Biz de tam o sırada çeyrek arası oldu. Tuvalete gideceğim. Böyle yalvarıyorlar bana kapıyı açayım diye. Böyle dolarları gösteriyorlar. 100 vay. Dolar, 200 dolar öyle kapıyı açayım diye. Fakat açarsam benim de başım belaya girecek. Öyle çok kalmıştım. İyi. Ama salonda salonun yarısı sadece kalmış. Ve onlarla birlikte 2013 maçını izlemiştik. O maç sonra uzatmaya gidip kazanmıştı bir de. Düşünün 1000 küsür dolar para vermişler maçı izlemek için. Sonra hayal kırıklığıyla 4. çeyrekte çıkıp belki de tarihin en önemli maç sonunu kaçırıyorlar. Bu çok enteresan. Evet. Miami, Wade'in falan olduğu. Wade'in, LeBron'un olduğu yıllar. Evet. Onun dışında çok var işte. Yani New Orleans, yani bir sürü şehirde, her şehirde bir kere bir hikaye oluyor ne olursa olsun sporla birleşen. İyi. New Orleans'da timsah yemiştim mesela NBA All-Star'ına gittiğim zaman. Çok canlı, yani çok seyahat oluyor mu? Bir zamanlar oluyordu. Oluyordu yani oluyordu. En azından. Hani bir zamanlar oluyordu. Sonra yavaş yavaş kur arttıkça seyahatler azaldı maalesef. Evet, bundan seyahat sonra kur endeksine. Bundan aynen. Sonra artık televizyonu bile zor açıp seyredersin. Evet aynen. O da doğru. Ama bana dediklerine göre kurlar böyle kalmayacakmış. Ne olacak? Düşecek. Çok düşecek. Öyle. Bakalım. Az kaldı. Bekliyoruz. Az İnşallah. Kaldı. Evet. Bakalım. Sistem değişti mi kurlar da değişir. Değişir tabii. Her şey birbirine endeksi. Ben bu iktidarı çok endeksliyim. Kurların öyle düşmesini bekliyorum. Evet. Hepimiz bekliyoruz. Peki şimdi yani basketbolu birazcık arkada bırakalım. Çünkü senin hayatında yer tutan bir de yani e-spor diyeceğim ama doğru bir ifade doğru, herhalde doğru, değil doğru. mi? Birazcık oradan bahset. Yani çünkü bu da çok yükselen bir trend son zamanlarda. Zaten son zamanların hikayesi. Yani daha doğrusu geniş bant internetin dünyada yaygınlaşmasıyla var olabilen bir konu. Aslında temelde bilgisayar oyunlarının, karşılıklı olan oyunların bir çeşit daha rekabetçi hale gelmesi. Aslında geleneksel bizim bildiğimiz sporların daha dijital olarak yapılanlarına benziyor. Yani bir zamanlar nasıl futbol işte tarlada oynanırken daha organize olmaya başlıyor. Bu da işte bilgisayar oyunlarının çok geniş kitleler tarafından oynanan oyunların daha rekabetçi, daha sistemli ve organize bir şekilde en iyilerin, en iyi yapanların arasındaki maçlarını organize etme e-spor deniyor. Ya bunu mesela FIFA gibi futbol oyununun da bir e-spor versiyonu var. Dijital olarak oynuyorlar. Ama benim işte daha çok dahil olduğum şu anda belki de e-sporun en popüler branşlarından biri olan League of Legends'da işte 5'e 5 oynanan bir çeşit paintball diyorum ben ona. Paintball'un karşılıklı dijital olarak bilgisayar üzerinden oynanını. 2012'den itibaren, geniş bant internetten itibaren dünyada özellikle Z jenerasyonu, hep Z jenerasyonu deniyor. Evet. Onların büyük ilgiyle özellikle Asya'da dünya genelinde inanılmaz bir ilgiyle takip edildi ve Asya'da neredeyse bir numaralı spor konumunda. Çin'de, Japonya'da falan bir numaralı. Evet, gerçekten. Evet. Yani futboldan, basketboldan daha ciddi, daha fazla demek belki çok doğru değil ama daha yoğun gençler arasında daha yoğun takip edilen. Ya böyle ama koskoca stadyumlar falan ki, dolduğunu görüyorum. Evet, çok online ilginç. Olarak 80-90 milyon tane unique işte tekil izleyici tarafından izlendiği direkt ölçülebiliyor. Çok büyük bir ilgiyle takip ediyor. Soracağım. Bu böyle biraz el becerisi isteyen falan tabii, bir şey değil mi? Tabii. Çünkü şeyden biliyorum. Ben fena da araba kullanmam. Bununla ilgili de eğitim de aldım araba kullanmayla alakalı. Bir, o zaman daha oğlumun arkadaşlarının evine gittik. Amca dediler sen çok iyi araba kullanıyorsun. Gel seninle bir araba yarışı yapalım. Böyle büyük ekran kurmuşlar. Herkesin elinde böyle bir joystick var. Araba yarışı falan. Dedim hepinizi yerim çıtır çıtır. Ne mümkün. Daha başlar başlamaz orada takla at, bu duvara tosla, onu yap falan filan. Dedim ki ben bırakın. Ben böyle bir şeyle sınanmak istemiyorum. Ya o koordinasyon bambaşka çok bir şey bu. Tabii. Ve bu yeni zamanla kuşakta, yeni tabii kuşakta çok olacak. Müthiş bir şey. Bunlara el yatkınlığı çok fazla. Aynen. Yeni doğmuş çocuğun iPad'in üzerinde parmağıyla fotoğraf büyüttüğünü görüyorum neredeyse. Tabii. Ve bir müddet sonra bu direksiyon hepsi kalkacak arabalarda. Joystick'le bu arabalar kullanılacak belki ve biz kullanamayacağız. Ya olabilir. Ya şöyle ben oğlanla arada PlayStation oynuyorduk da şimdi diyor ki baba işte şundan şut olacak, bundan pas olacak. Şimdi tamam güzel hani şut falan çekiyorsun ona bakıyorsun, onun on parmağı başka düğmeye basıyor. Tabii yani, de piyano çalıyor değil mi? Piyano çalıyor. Hayır. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Ben bir tek şut atabiliyorum. Ya sen zaten şut at yeter falan diyordu. baba. Şey gibi. Çünkü artık oyunlar gelişti ki şimdi işin stratejik tarafı, koordinasyon tarafı o kadar artmaya başlıyor ki. Evet tahmin ediyorum. Yani bu şey gibi yani hakikaten piyano çalmaya benziyor belli açılardan.
gel işte şu iki tuşa bas, iki tane şey smoke on the water'ın nakaratını çal yapıyor. O sana 10 parmak canım, Flight of the Bumble Bee çalıyor yani. Acayip acayip bir şey. Müthiş. O koordinasyon falan müthiş, ben bakıyorum böyle yani. İnanılır gibi değil. Biz hala hani bu tek parmak daktilo yazmaya benziyor. Ben çok iyi tek parmak daktilo yazıyordum. Ama 10 parmağa geçince şimdi klavyede hiçbir şey yazamıyoruz. Peki sen bunları oynuyorsun da. Önemli bir kısmını oynuyorum. Oynuyorsun. Evet. Yani böyle bir hani yarışmalara veya yok, hani müsabakalara katılma seviyesinde yok mi? Yok işte basketbol oynayıp daha sonra en iyileri yorumlar gibi. Bunları da oynayıp daha sonra şu anda en iyi, dünyanın en iyi. Çünkü dünyanın en iyilerinin yani 3-4 milyon dolar kontratlar aldığı profesyonel sporcular olarak yaşıyorlar. Bütün tabii, hayatları tabii. Buna göre gidiyor. Onları müsabakalarını anlatıyorum sadece. Peki bunlar hiç olimpiyata falan girecek mi bu tarz şeyler? Yoksa bunların kendi olimpiyatları mı var? Şöyle en ciddi tartışma zaten şu anda dünyada o. Özellikle daha gelenekselci bakanlar, IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi şiddetle reddediyor. Bunlar bir oyundur diyor. Yani bunlar spor değildir. Çünkü olimpik ideal, sporu en çok tanımlayan şey olimpik ideal. Yani sitius, altius, fortius. Evet. Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Şimdi bu tanımın içine e-spor oturtmak biraz doğru zor, değil. Evet. Ama bu tanım sporun yegane tanımı mıdır? Buralar biraz soru işareti. Şöyle bir şey oldu. Asya oyunları ki aslında olimpiyat, yani onu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çatısının altında yapan Asya ülkelerini kapsayan bir şey. Orada e-sporu aldılar. Ha, içine, ve bak, inanılmaz büyük ilgi gördü. Paris Olimpiyatları 2024 için biliyorsunuz her olimpiyatta 3 spor değişiyor. Evet. Korkunç derecede bastırdı. Paris Olimpiyat Komitesi çok istiyordu e-spor almayı çünkü şu anda dünyadaki en takip edilen şey olduğu için. IOC izin vermedi. 2028 olimpiyatları ile ilgili değişiklikler geçtiğimiz hafta yapıldı. Gene e-spor almadılar ama aldıkları 3 sporu biliyor musunuz olimpiyat programına? Hayır aldıkları. Ben bilmiyorum. Surf, evet. Kaykay ve duvar tırmanışı, duvar tırmanış. Speed climbing dedikleri duvar tırmanışı. Şimdi bunların hepsi tabii ki olimpik ideal içinde barındıran evet. Ama çok daha modern dönemin ekstrem sporları. Yani eksen de yavaş yavaş değişiyor. IOC'nin de o durduğu çizgiden belki çıkacak. Çok da önemli değil. Onlar da kendi olimpiyatını düzenleyebilir. Çok da önemli değil aslında. Tabii ki. Peki yani şunu düşünüyorum özellikle bu e-sporlar bahsederken atıyorum yani bundan 100 sene sonra veya 300 sene sonra bütün spor buna mı dönecek? Böyle bir şey olabilir mi? Zannetmiyorum. Her zaman fizik spor evet. Olacak. Ya şimdi mesela en çok tartışma konusu siz de içindesiniz. Herkes için de metaverse konusu. Yani bu bir alternatif veya bir yansıtma olabilir dijital bir şekilde. Çok popüler de olabilirler. Ama o olacak ve bu olmayacak. Ben ona çok katılmıyorum. Bu ikisi birden gayet rahat olabilir zaten. Olabilir tabii ki, neden olmasın? Doğru. Ve ben mesela kendimden biliyorum. Yani ben basketbol maçı izlemeyi de çok seviyorum. E-spor karşılaşması izlemeyi de çok seviyorum. Ya yani bu ikisinin aynı anda olmaması için hiçbir sebep yok bence. Evet, güzel. Dijital dünya çok hızlı büyüdüğü için sanki o büyüme sonsuza dek sürecek ve her şeyi kapsayacakmış gibi bir genel algı var. Diğerlerini yok edecek algısı evet. Var. Ama bir yerde bu büyüme ve şey belli bir doyuma ve şeye ulaşacak diye düşünüyorum ki pek çok projeksiyonda ona daha yakın oluyor. Hayır şimdi şeyden soruyorum mesela şimdi demin Metaverse falan dedin. Hakikaten bunlar hani ciddi anlamda düşündüğü zaman ürkütücü şeyler. Şimdi H&M Metaverse'de dükkan açmış. Ya bayağı giriyorsun içine. H&M mağazasında girmiş gibi işte raftan bir şey alıyorsun. Parasını ödüyorsun falan. Hani sporda buna yani atıyorum bir gülleci evde durup bir salona girip orada da sporunu gerçekleştirecekmiş gibi hani ileride diye düşünüyorum ama. Yok o başka tür spor yapacak. Başka şeyler yani dijital dünyanın gerektirdiği becerilerin olduğu bir spor yapacak. Gülleyi gene normal fiziksel dünyada atmaya olarak atacak. Yani öyle vücuduna elektrotlar bağlayıp da atacak. Şöyle kademeye gelmeyiz inşallah. 150 sene sonra olabilir. Olur ama yine ben yani aman bütün gün elektrotla takılalım diyeceğini çok düşünmüyorum. Yani dışarıda basketbol oynayıp 2 saat gelip evde basketbol oyununu oynamak da mümkün sonuçta. Tabii tabii doğru. 150 sene sonra global ısınmadan dolayı atacak zaten. Ok bile bulamayacak. Evet, doğru. Evet, sadece evet. Yüzme kalacak geriye. Aynen evet. Hepimiz yüzme ve stopu dışında spor kalmayacak. Artık bizim de evet yüzgeçlerimiz mi çıkar ne olur bilmiyorum. Nasıl bir evrim geçirir insanoğlu göreceğiz. Ama önce Marmara'yı temiz tutmamız lazım. Evet. Bir de iç denizimiz var. Aynen. Bir parça arası verelim yine. Blues Edition. Matthew Ship Quartet.
Akşamki konuğumuz Kaan Kural. Sevgili Kaan için on parmağında on marifet dedik. Daha ne marifetler var. Yavaş yavaş şimdi yelkenimizi o sulara doğru atacağız. Dizi oyunculuğu. Hangi parmağa takılıyor bilmiyoruz. Film yapımcılığı. Bir de o var. Evet, bir kısaca bunlardan bahsetsene Kaan. Sonra daha bir başka bir konuya geleceğiz. Başka derin, konuya derin gelecek bir konuya geleceğiz. Peki. Şöyle 99 yılında benim liseden, Robert Kolej'den en yakın arkadaşlarım, ki biri Amerika'da yönetmenlik okumuştu, bir araya gelip film sektörüne girmek istediklerini ve bir film projesi yapmak istediğimizi konuştuk. Ben de o sırada medyanın içindeyken çok cazip geldi bu fikir ve apar topar bıraktım medyayı. Tabii o sırada televizyonda değilim, sadece ama gazete ve dergideydim yani. Ve biraz da açıkçası sıkışmış hissediyordum. Ve bir film şirketi kurduk. Bir film çektik Fasulye diye. Vallahi daha yüreğim sonra güldü ya. Ne kadar güzel atılımlar. Değil mi? Nasıl girişim? İnanılmaz. Zevkten mahvoldum. Gerçi şöyle, oradaki asıl yaratım ekibi benim yani arkadaşlarım yani. Biri yönetmen, biri yapım, özür dilerim, biri senarist. Onlar işin sanat tarafındaydı. Ben yapımcı olarak, hani arkadaşlar olarak biraz daha organizasyona yardım etmeye çalıştım elimden geldiğince. Yani oradaki yetenek katkım biraz sınırlıydı benim. Bir Fasulye diye bir film çektik. Daha sonra Uzaktan Kumanda diye bir dizide çıktık ama tam bu sırada önce 99 depremi, hemen arkasından gelen mali krizden dolayı işler bizim istediğimiz gibi gitmedi ve o şirket yani bizim de hatalarımız olduğu şekilde bir başarısız oldu ve ciddi bir şekilde borç kaldı bizim üzerimize. Onun borç, daha sonra tekrar ben bildiğim işe medyaya gönderdim. Onun borçlarını bir süre ödedim. Daha sonra 2005 gibi
gene buradan kurduğumuz bağlantılar ki zaten hani Bora zaten benim yakın arkadaşım. Kim Bora? Bora'nın soyadı. Bora Tekay. Buradan selam söyleyeyim. Selamlar kendisine, yönetmen. Bir dizide küçük bir cameo, yani hani ünlü birinin azıcık göründüğü bir sahnede oynar mısın dediler. Çünkü bir tane yabancı dizinin Türk uyarlamasında bir Amerikan futbolu koçu var. Amerikan futbolu tabii yani Türkiye... filmde sporla bir, dizide sporla şöyle, ilgili yani. Şöyle lise dizisi. Ama orada Amerikan futbolu koçu var. Tamam, Amerikan futbolu olmayacak ama basketbol koçu yapmışlar. Yani koç rolü oynayacağım. İşte bölümün başında iki dakika, bir dakika gözüküyorum. Hani çok da bir şey de değil. Öyle bir küçük deneyimim oldu. Sonra bir başka dizide de bir o dizide 2,5 sene oynadım. Ama yani oynadım dediğim haftada yarım saat gidiyorum. Zaten 2-3 dakika sadece gözüktüğüm için. Yani çok çok sınırlı olduğu için. Ama devamlılığı var. Devamlılığı var. 2,5 sene sürdü. Öyle, öbüründe de 7 bölüm oynadım. Küçük öyle bir ekranda gözüktü. Lisede çünkü bir tiyatro deneyimim de vardı. Hani oyuncu demeyelim de bir şekilde ekranda gözüktük diyelim o bakım benden. Güzel, güzel. Biz ona 10 parmakta 10 marifet diyoruz her zaman. Peki. Tabii ki. Bütün bunların deneyimini yaşıyor olmak bile büyük bir keyif ya. Tabii. Sen oynadın mı dizide mesela? Ben dizide oynamadım. Beni kimse çağırmadı bugüne kadar. Burada anons ediyorum. Şöyle de söyleyeyim. Hani benimki de oynamaktan çok görünmek daha doğru bir tabir olur belki de. Güzel. Ne yapayım? Bir şey evet. Daha var. Hadi o kılıçlara da sen gir. Var. Ha, şimdi... Esas marifet kabul edeceksen onu ederim. Poker ve Las Vegas diyeceğiz. Gerisini senden dinleyeceğiz. Ya bundan o benim en son büyük ilgim ve açıkçası şu andaki en büyük tutkum herhalde. Ben söylemiştim. Oyuna çok tutkulu bir insanım. Yani işte kart oyunlarından ki işte masaüstü oyunlarına kendime ait bir zaten kafem de var. İşlettiğim oyun kafem. Basketbolda bir oyun. Ve oyunu her zaman çok sevdim. Ve yıllar içinde sonra zaman içinde bir oyunla karşı karşıya geldim ki bütün oyunların üstünde görmeye başladım. Benim için. Bu herkes için geçerli olmayabilir. Ve yaklaşık bir 10 yıldır çok daha ciddiyetle yaklaşıp çok daha o oyunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O oyunda poker. Yani Texas Hold'em yani yan branş olarak. Ve zaman içinde Amerika'ya NBA finallerini anlatmaya gittikten sonra NBA finalleri için iş gezisinin sonunda işin bittiği zaman dönüşü uzatıp Las Vegas'a gidip orada oynuyordum. Sonra bir rutin haline geldi. Yaklaşık 10 yıldır her sene Las Vegas'a gidiyorum. Yani diğer işlerin bir parçasıydı. Son yıllarda kendim gidiyorum tabii işin bir parçası olmadığı için. Ben de Las Vegas'a gidip kol dahi çekmeden dönenlerdenim. Şöyle ben de işte 10 yıldır gidiyorum. Poker dışında toplam oynadığım diğer oyunlar $100 değildir yani. Ben sadece poker oynuyorum zaten. Ve zaman içinde de önceleri işte kendimi iyi zannediyordum ama anladım ki pokerde kendini iyi zannetmek en büyük hatalardan biriymiş. Yani şöyle ifade edeyim. İşte bir yeni öğrenen 10 işte Fedor olsa yani profesyonel oyuncuysa genelde insanlar 2-3'e geldiklerinde kendilerini 7-8 zannediyorlar. Ben de o yoldan geçtim biliyorum. 2-3 iken yani seviyem 2-3. Yani daha 2. basamak 3. basamakta 7-8. basamakta zannediyordum kendimi. Ama zaman içinde öğrendim. Şu anda çok daha en azından hakimim ne yaptığıma. Küçük turnuvalarda başarılarım da var. Ya bunu soracaktım. Sen var. O zaman turnuva oynuyorsun. Tabii yani turnuva. Las Vegas'a. Yok cash diye parasına para değil. Ben turnuva oynuyorum. Tamamen turnuva oynuyorum. Kinitekim internette bu Handmob database denen işte poker veri tabanları var. Orada Türkiye listesinde 100 küsürüncü sıraya geldim en sonunda. Şeyde başarılarda. Ki hepsi de kayıtlı değil orada yani. Belli bir oranda dediğim gibi başarı kazandım ama benimki şöyle ifade edeyim. Ben ikinci amatör küme maçları yani daha ikinci profesyonel lige falan çıkmış değilim. Yani daha kendi çapımdayım ama amatör kümenin iyi topçularından biriyim diyebilirim poker açısından. Süper. Poker haricinde başka kağıt oyunu var mı? Var tabii canım. Hani liseden gelen King var, şeyler King, var. Maça kızı o herhalde. Onlar. Bridge, Basic. Bridge de oynadığım zaman da Basic oynamadım. Basic de çok keyifli. Çok. İki kişi olduğu için iki kişi böyle iki kişi, ekip evet, aramaya gerek yok. Valla oyunun her türüne acayip tutkuyla yaklaştım. Basketbol da benim için bir hani bunun bir parçası. Ben en büyük tutkularımdan biri özellikle 2000'lerin başında Magic'ti. Magic the Gathering'ti. Bu bilir misiniz bilmiyorum. Bir tane kart oyunu vardır. Bilmiyorum. Dünya çapında çok yaygın. Zaten bu kart oyunlarının ilk gelişmesini sağlayan işte fantastik edebiyattan da kendine çok şey almış. Hmm. Magic the Gathering oyunuyla başlamıştı. Çok bugün ilginçtir. En başarılı poker oyuncularının çoğu Magic the Gathering oyuncuları. Magic the Gathering çünkü bu kart oyunu mekaniğini ilk büyük oranda geliştiren oyun sistemidir. Bizim kafemizde de çok oynanıyor Magic the Gathering. Her zaman oyunu çok sevdim.
Ama bütün oyunları gördükten sonra pokerin benim için en iyisi oldu, en keyiflisi olduğuna karar verdim. Çok iyi. Peki Kaan, nasıl bir oyuncusun? Yani kaybettin mi sinirlenir misin? Yo, ben zaten gene aynı şey. İşte ona geleceğim. Taraftarlıkla evet. Aynı şey. Ben kötü, yanlış oynadığım zaman sadece sinirleniyorum. Doğru, şimdi pokerin bir de şöyle bir cilvesi vardır. Her şeyi doğru yapsanız bile şans için içinde olduğu için. İllaki. Şey, hiç öze üzülmem. Ben doğru oynamışsam zerre üzülmüyorum. Güzel. Hatta bazen de hani bir ufak hata yaparsam şans yüzüme gülerse de çok da sevinemiyorum da. Ben oyunun mekanikleriyle asıl benim derdim. Evet. İlgi alanım var. Evet, güzel. Çok keyifli bir sohbet. Evet, evet. Yanak yanağa gidelim mi? Öyle mi yapalım? Tamam, hadi tamam. Öyle yapalım. Sonra başka konuları atlayacağız. Çık tu çık. Evet. Yağla balin. Dinliyoruz. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness that I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me all through the week seem to vanish like that gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Come on, dance with me. I want my arms around you. The charms about you will carry me through to heaven. Yes, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. That happiness that I see when we're out together dancing cheek to cheek.
Laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki sohbetimiz de son hızıyla devam ediyor. Basketbolu bırakacağız dedik ama basketbolu çok bırakamıyoruz çünkü karşımızda Kaan Kural var. Şimdi hastasıyım bu oyunun diye bir kitap var. Yani basketbolla bu kadar ilgili olup da zaten hani bir ucundan bir kitap yazmamış olmak. Üstelik de Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelip de evet hakikaten affedilmezdi yani senin katkın çünkü hakikaten basketbol dünyasına çok büyük. Bu kitabı da ben biliyorum, istersen o birazcık o süreçten bahset, nasıl çıktı? Şöyle aslında daha büyük oranda biraz gazetecilerin kestirme yöntemleri vardır işte. Yıllar içinde yazdıkları ve çok değerli buldukları yazıları derlemeye çalışıyorlar. Büyük oranda öyle. Bir iki tane özel yazı da var ama ben... İşte 2006'ya kadar falan, 2007'de galiba, 2007'ye kadar yazdım. En keyif aldığım, en hani saklamak istediğim yazıları derleyip bir iki tane ekstra yazı yazarak bir şey yaptım. Derleme yaptım kitabı. Aslında bir tane sıfırdan basketbol temeli felsefesi ve basketbol felsefesinin yıllar içindeki değişimine dair bir kitap yazma projem var. Hatta o proje editten de geçti ve yayın ediliyle de anlaştık ama onun için çok ciddi bir zaman ayıracak bir zaman penceresi bulmaya çalışıyorum. Bilime ihtiyaç var. Evet. Evet. Aslısın bu oyunun, yani ben tabii yazılı kaynak ve referans kaynak bırakmanın çok, sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendim ne kadar referansımdır ayrı konu ama ben yıllar içinde bu referans kitaplardan, referans eserlerden ne kadar beslendiysem, hani belki onların çok daha küçük bir ölçeğinde olsa da bu beslenme zincirine bir katkı yapabileceksem, hani kendi egom için veya işte atıyorum mali bir getiri için değil ki, Türkiye'den kitabın mali getirmek olacak. Sadece o zincirin bir parçası olmam, dediniz ya hani sorumluluk bir bakımdan. Evet. O sorumluluğu duyduğum için, ama esas baştan sadece bunları derleyebildiğim bir kitabı da bu sene için söz veremiyorum ama yolda 2023 diyoruz. Ya ben hep şunu düşünüyorum. Bu toprağın suyunu içtik, domatesini yedik. Lozan'ın gizli hükümleri kaldırılsın, ben de kitabı, yani kitabı, kitabı engel oluyor Lozan'ın gizli hükümleri 2023'te yazılacak. Ve dolayısıyla mutlaka bu topraklara bırakmamız gereken şeyler var. Sorumluluklarımız var yani. O yüzden bu tip şeyler kitaptı, görsel sanat eseriydi. Oydu. Sanatı olmayan bir toplum hiçbir yere olmaz. Kesik. Kesinlikle. Kesik. Kafası kesik tavuk gibi dolaşır. Biz de öyle olsun istemediğimiz için. Evet, evet. Bunlara çok saygıyla ve büyük keyifle kitap yapmak çok büyük emek istiyor. Ya işte nedir bir kitap dediğinde olmuyor. İnan bana çok büyük bilgi birikimi, çok büyük referanslar, çalışmalar falan. Mutlaka. Çok zor oluyor. Onun için hastasıyım bu oyunun. Ben de hastasıyım değerli bir şeyler bırakanların. Kaan'ın kitabı gerçekten çok kıymetli. Özellikle basketbol. Sadece basketbol severleri değil, tüm spor severleri hani canı gönülden tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Ben de yani gururla bir araya getirdiğimi söyleyebilirim. Biraz tabii hafif demode olabildi çünkü daha biraz daha eski hikayeler temelinde ama sonuç itibariyle pek çoğu da zamana bağlı olmayan hikaye olduğu için hala tavsiye edebilirim gayet rahat bir şekilde. Timeless bir kitap. Evet, güzel. Yani çok fazla maalesef bizim ülkemizde sporla ilgili kitap sayısı az. Maalesef. Yani sanatla, müzikle olduğu gibi sporla da ilgisi az. Benim kafamda çok önemli bir soru var. Eminden beri bekliyorum, sıra gelsin soracağım. Buyurun, sıra sizde Ahmet Bey. Türk basketbolu nereye gider? Nereye gider? Ya Türk basketbolu biz zaman zaman tabii beklentilerimizi de hayal kırıklıklarımızda çok uçlarda yaşayan bir ülke olduğumuz için basketbolumuzun belli başarısızlıkları bizi sanki fazla karalar bağlatıyor. Mesela basketbol milli takımımız geçtiğimiz iki yılda çok kendi tarihinden çok daha başarısız bir dönem yaşadı. Ama geçiş dönemlerinde olur. Şunu daha makro bakarak şöyle bakmak lazım. Gerek kulüp bazında, gerek milli takım bazında, yani gerek oyuncu yetiştirme olarak, gerek organizasyon olarak Türkiye zaten bir 30 yıldır falan dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Evet. Hani bunun yeri neresidir derseniz
diyeyim 8 ila 25. arasında bir yer. 8 ila 15. arasında, 8. ile 20. arasında bir yerde dünyada. Abi çok iyi bir dönem geçiririz. İlk 5'i belki zorlarız. Biraz daha kötü bir dönem geçiririz. 21.liğe düşeriz. Ama bu Yunanistan için de aynı şey geçerli. Evet, evet. Doğru. Atıyorum İtalya için de aynı durum geçerli. İtalya'da mesela 2010-2018 arasında felaket geçirdi. Bu İtalya bir günde basketbol unuttu diye bir durum yok ki. Tabii. Bir bocala dönme, yani gerek kulüp bazında gerek bir takımda bocalama dönemi geçirdiler geçişten dolayı. Biz de bunu yaşadık. Ama sonuçta bugün bakıyorsunuz milli takımımız düzenli olarak ilk 8 mücadelesi veriyor. Kulüpler bazında da. Kulüpler bazında Final Four'lar oynuyoruz. O biraz evet. Tabii yabancı oyuncuların biraz daha fazla olmasıyla alakalı ama bugün 4 tane oyuncumuz NBA'de forma giyiyor. NBA'de 450 tane oyuncu var. 100 tane yabancı oyuncu var. Bunların 4 tanesi Türk. Evet. Ve yani bunların yani Türkiye'de yetişmiş oyuncular bunlar. Evet evet. Ve daha yenileri de yetişecek. Bugün mesela bu sene Alperen gitti ve çok başarılı oldu çaylak olarak. Harika oynuyor şu an. O yüzden daha biraz daha iyi olduğumuz dönemler de olacak. Belki biraz daha kötü olduğumuz dönemler. Ama biz herhangi çok dramatik bir şey değişmediği sürece dünyanın ilk 20 basketbol ülkesinden biri olmaya devam edeceğiz yıllarca. Ben tabii de olduğumuz gibi. Evet evet. Ben tabii hep şey taraftarıyım. Yani tamam ilk 10'a girmeyelim, ilk 20'ye girmeyelim ama hep bir süreklilik olsun. Tabii. Burada bir oyuncular yetişsin. Yani şu anda mesela basketbol ligine baktığımız zaman Türkiye'deki dışarıdaki yabancılarla çok beslenen bir lig var. Doğru. Burada süre alan yerli oyuncu sayısı çok az. Doğru. Dolayısıyla tabii ki bu milli takımın da çok büyük adımlarla gelişmemesi tabii, falan tabii. filan gibi neticelere gidiyor. Onun için bu soru öyleydi. Acaba basketbol sahalarında da yabancı oyuncularda daha fazla bir sınırlandırma mı getirmek lazım? Valla o otomatik, yani kurlar öyle bir yere gitti ki o kendi kendine gelecek. Olacak kendi kendine gelecek yani. Yani bugün yani çok çok değerli bir oyuncu. Avrupa'nın belki en iyi oyuncusu Vasilije Misic. Efes'te işte Yan Veseli Fenerbahçe'de biri 3 milyon, biri 2,5 milyon euro alıyor. İşte bu paraların ödenmesi bundan sonra mümkün değil pek. Euro ile bilet satmak lazım ancak öyle olur. Onu da işte, o da mümkün. Kaç kişi maça gidecek o zaman? Peki Ahmet'in sorusunda bir ek olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de basketbola yatırım yapılıyor mu? Yani profesyonel kulüpler, ya ben nedense böyle hani bir kulübün bütçesinin hani %90'ı futbola gidiyor da işte arta ne kalırsa baskete voleybola gidiyor gibi bir hissiyatım doğru. var. Doğru. Eli gitmiyor hatta kulüplerin. İşte, şöyle bir durum var. Şimdi orada da bizim kulüplerimizin günahları çoktur yöneticilerimizin de. Ama bu konuda bir miktar anlayabiliyorum. Çünkü bu bir gelir gider meselesi. Futbol maalesef, yani maalesef mi demek lazım ya da ülkenin gerçeği bu. En fazla gelir yaratan branş. Basketbol, voleybol veya diğer branşlar, amatör branşlar, işte, atletizm vesaire çok daha az gelirler yaratabiliyor. Bu ama Avrupa'da da böyle herhalde veya benzer yani atıyorum şimdi Barcelona futbolla, Barcelona evet, basketbolla doğru, bakarsan. Bu kadar dengesiz. Yani sonuçta kulübün ürettiği gelirin ne kadar diğer kaynaklara ayrılacak? Burası çok gri alanlar bunlar. Yani futbolun ürettiği ekonomiyi diğer sporlara vermek bir şekilde spor kulübü olmanın gerekliliği ama bunun ölçeğini de bilmek lazım. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Ha futbol takımlarımız da taşıma suyuyla dönüp yani kendi gelirlerini çok üzerinde harcadıkları için zaten bir döngü evet, döngü tabii, var. Evet, evet, ama sonuçta bu diğer sporları da masum kılmaz. O yüzden yatırım yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bence asıl sorun gereğinden fazla yatırım yapıyorlar. Yani şöyle tabii ki başarılı olmak istersiniz. Başarılı olmak için de uluslararası platformda rekabetçi olabilmek için de onlar ölçeğinde ya da onlara yakın onlarla rekabet edecek bütçeler harcamalısınız. Ama hedef bu olmamalı bence. Hedef gelirlerinizin taşıyabileceğine yakın harcamalar doğru. yapıp o ölçekte bir mücadele vermek böylece sürdürülebilirliği korumaktır. Doğru. Ve aslında biz belli yatırımlar yapıyoruz ama organizasyon olarak, yatırımsal olarak, mali düzenleme olarak falan çok eksiklerimiz var. Ama bir şekilde yatırım yapılıyor. Bir şekilde oyuncular da, rekabetçi takımlar da yapılıyor. Ama bugün mesela Fenerbahçe'nin ve Efes'in ki kulüp anlamında en lider takımlarımız olduğu için söylüyorum. Mesela Galatasaray'da bu sezon iyi gidiyor. Hedef ne? Euroleague'de şampiyon olmak. İşte Eurocup'ta şampiyon olmak. Güzel ve çok onurlu ve olabilecek en yüksek hedef. Zaten profesyonel sporda en yüksek hedeflemez misiniz? Ama bütçelerinizi bunları yapmak için çıkartırsanız bir yerlerde tıkanıyorsunuz. Sonuçta eğer Euroleague mücadelesinde için 30 milyon euro gerekiyorsa ve sizin sadece 10 milyon euro Euro Cup'ta şampiyon olmak için de mücadele edebilirsiniz. Bunda da hiçbir sorun yok bence. Doğru evet.
güzel bir bakış açısı. Evet. Bu aynen şeye benziyor. Kadın yok ağlamayacağım gibi bir şey. O zaman No Woman No Cry diyelim. No Woman No Cry. Kimden geliyor? Monty Alexander'dan dinleyelim. Thank you.
İyi akşamlar. Çok güzel bir sohbetin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama her zamanki gibi sonuna gelmeden Kaan Kural'dan gençlere bir takım öğütler, bir takım gençlere gençlerin önünü açacak sözler duymak istiyoruz kendisinden. Öyle değil mi Atilla? Evet, aynen. Ne mesajlar gelecek gençlere? Bu yolda veya bu kulvarda ilerlemek isteyen gençlere özellikle. Yani bunun için ne kadar kalifiyeyim çok bilemeyeceğim ama en azından bunca hayatımda kendi yaptığım hatalardan veya yeni gelen gençlere baktığımda gördüğüm bir tane önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Eminim kendilerine yol gösterecek değerli öğretmenleri, ebeveynleri, büyükleri vardır. Ama bunu dinleyen gençler için söyleyebileceğim şey çok önemli. Kendinize ne belirlerseniz belirleyin hayat yolculuğunda. Bu sosyal ilişkide olabilir, kariyerde olabilir, her şey olabilir. Hazırlıklı olmak ve disiplinli olmak çok önemli. Yani karşınıza o kapı açıldığı zaman, o an geldiği zaman hazır olmanız gerekiyor. Hazır değilseniz, atıyorum çok hoşlandığınız bir kız vardır, onunla ne konuşacağınızı iyi bilirseniz o pencereyi kaçırmazsınız. Veya bir iş görüşmesinde işe başladıktan sonra da. O yüzden ön hazırlığınızı, hayatınız boyunca gitmek istediğiniz yolculuğun ön çalışması, hep derler ya sınavdan bir gün önce değil. Günü gününe çalışırsanız, günü gününe kendinizi donanımlı hale getirirseniz, ne kadar donanımlı olursanız karşısına çıkan her şeye karşı o kadar rahat üstesinden gelirsiniz demek istemiyorum. Hakkını verirsiniz. Asıl amaç da zaten o fırsatlar, o pencereler açıldığında hakkını vermektir. Hakkını verecek çalışmayı önceden mutlaka yapın. Hayatınızın her aşamasında her gün yapın. Yani ertesi gün sınava girecek gibi değil. Her gün sınava girecek gibi yaparsanız gerçekten sınava girdiğinizde bir daha çalışmanıza gerek kalmaz. Çok Kaan doğru. Kural Ankara Koleji'nde İstanbul'a yatılı gelirken her gün taş üstüne taş koyarak. Yatılığın da çok büyük önemi var. Tabii, kesin. Sporla olduğu işler tabii. Falan filan. Çok yani hiçbir şey atıyor insanı. Tesadüfen olmuyor. Olmuyor, evet. Şimdi Kaan'ın söylediği özellikle çalışma noktası çok çok önemli. Çünkü şimdi ben Kaan'ı televizyonda seyrettiğim zaman hani böyle işte bir konserde piyanist seyredersiniz ya ne kadar kolay çalıyor gibi gözüküyor. Veya işte Kaan'ın yaptığı işte de öyle. Yani sanki böyle artık otomatiğe bağlanmamış. Tabii ki arkada çok heyecanlı bir ruh var ama enerjiyi acayip o enerjiyi alıyorsun. Yani ve bu sadece çalışmaktan oluyor. Yani oraya çıkıp da ya önüne 3-5 tane not alayım şeyle olacak değil. Arkadaki birikim, onun yılların içinden gelen enerji, çalışma, dedikasyon insanı böyle geliştiriyor ve bu hale getiriyor. O yüzden dediklerine %100 katılıyoruz biz de. Keyifli bir sohbet oldu. Evet, çok çok keyifli bizim, oldu. Bizim programın sonunda Kaan şöyle bir şey yapıyoruz. Bu yeni dönemde son parçayı Türk caz müzisyenlerinden yapıyoruz. Şevket Akıncı'dan bir parça gelecek. Evet, bu hoş bir parça. Rise isimli parçayı dinleyeceğiz Şevket Akıncı'dan son parça olarak. Kaan'a Kaan, çok teşekkür edeceğiz. Harika, zahmet ettin. Buralara kadar geldin. Ben çok teşekkür ederim bir konuk ettiğiniz için. Ben de çok keyif aldım. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Biliyorum buradan tekrar bir NBA maçı anlatmaya gideceksin. Bize zaman ayırdın. Sağ ol, var ol. Hayatın enerjisini ve keyfini almak için tavsiye ediyorum. Herkes Kaan Kural'ın maç anlatırken ki enerjisini yüreğinden öperek kutluyorum. Herkes bunu alsın. Çok teşekkür çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İyi akşamlar diyelim o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nile rise, the black song rise, the poison rise, the darkness rise, the dark waters flood the land, flood the land, flood the land, and the devil comes home. Oh, 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 oh.
LGBT arise, the workers rise, outsiders rise, the people rise, black flags rise, the black flags rise, the black flags rise, the black flags rise. Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.